Bu yıl 27. kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı organizasyonuna katılan Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, "Muğla'yı çok iyi tanıyoruz," diye konuştu. Emit Fuarı, Doğu Akdeniz Turizm Fuarı bizim için tabii ki çok önemli bir organizasyon. Her yıl biz Muğla olarak fuarda çok güçlü yer alıyoruz. Malum fuarlar artık hani dijital medyanın, sosyal medyanın gelişmesiyle beraber bazı kesimler tarafından ne kadar da artık hani konvansiyonel fuarların çok etkili olmadığını söyleseler de işte görüyorsunuz burada yüz yüze iletişimin önemini görüyorsunuz. Yani birebir insana dokunduğu zaman iş çok farklı oluyor. Bugün ki ve dün tabii ki katılım çok yüksek seviyede. Bu bizi mutlu etti. Türkiye turizmde çok önemli bir ülke. Türkiye turizmi bacasız sanayidir. Türkiye'ye döviz girişi tamamen kemiksizdir. Tamamen kendi üretimimizi, kendi yerli ürünlerimizi kullanıyoruz turizm sektöründe. O yüzden dışarıdan bir şey ithal etmeden ürettiğimiz çok önemli bir sektör bu burası. Ve ülkenin döviz girişinde çok önemli bir yeri var turizm sektörünün. O yüzden turizmin her zaman önceliklenmesi lazım. Bu fuarlarda turizmin öneminin anlaşılması açısından aynı zamanda operatörlerin, otelcilerin ve turizm profesyonellerinin bir araya geldiği, kamu yöneticilerinin, yerel yöneticilerinin bir araya geldiği ve tamamen turizm gündemli, turizm konuştuğu bir alan. Bu sene de beklentimiz çok yüksek. Sayın Bakanımız, Turizm Bakanımız da zaman zaman rakamları açıklıyor zaten, oranları açıklıyor. Bizim turizmdeki beklentimiz çok yüksek. Ben de hem Bodrum Belediye Başkanı olarak hem de yeni dönemde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım biliyorsunuz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olacağız inşallah Allah'ın izniyle. O zaman da özellikle Muğla'yı turizmde dünyada tanınan marka bir hale getireceğiz. Evet ilçeler tanınıyor. Tabii ki Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça, Köyceğiz. Ama asıl Muğla bir bütün olarak bir kent kimliğiyle dünyada parlayacak, tanınır hale gelecek. Bunun için çalışacağız. Ama tabii ki biz Türkiye sevdalısıyız. Vatan millet evladıyız. Ülkemizin turizminin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Çünkü böyle bir geçmişimiz var. Böyle bir potansiyelimiz var. İyi çalışacağız, çok çalışacağız. Ülkemizi ve Muğla'mızı turizmde lider hale getireceğiz. Yo hepimizle alakası var. Sokaktaki insanla da alakası var. Oradaki işletmeciyle de, oradaki taksiciyle de, esnafla da, iş adamıyla da, yatırımcısıyla da, müteahhitiyle de, yerel yöneticisiyle de, kamu görevlisiyle de, merkezi hükümetle de, herkesle alakası var. Eğer bir yerde bir sorun varsa herkesle ilgisi alakası vardır. O yüzden biz sorunları biliyoruz. Muğla'yı çok iyi tanıyoruz. Bundan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu bütün bu sorunları çözmek için hem merkezi hükümetle hem yerel diğer dinamiklerle, meslek odalarıyla, yine esnaflarımızla, iş adamlarımızla, halkımızla hep birlikte oluşturacağımız karar destek mekanizmalarıyla beraber sorunların üstesinden geleceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz çalışmaya geliyoruz, hizmet için geliyoruz. O yüzden o sorunları biliyoruz, turizmin sorunlarını da biliyoruz. Zaten Bodrum'dan gelmemizin önemi de burada. Yani Bodrum Belediye Başkanı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşınması demek Muğla'nın turizmle tamamen buluşması anlamına gelir. O yüzden turizmin sorunlarını da gelişme yöntemlerini de en iyi biz biliyoruz. Bunu uygulayacağız.